Merhaba arkadaşlar. Şimdi buranın nasıl yapıldığını sizlere göstereceğiz. Öncelikle biz bu duvarları bitirdik. Araları hep bant çektik. 10 santim 10 santim arayla yapmıştık. Ondan sonra biraz hafif böyle kuruyunca, çok kurumuyor ama, birazcık kuruduktan sonra bantları çektik ve bu şekilde oldu. Bu duvara da alçı. Bu duvara da gösterelim. Zaten alçı. Tamam, bu tarafı da gösterelim. Şimdi yan duvara, bu duvara nasıl yapıldığını tek tek göstereceğiz. Önce bantları çektik yine. Aralara da bant çekeceğiz. Ondan sonra alçıyı süreceğiz. Sonra yine bantları çekeceğiz. Taş duvar görünümlü oluyor bu şekilde. Şimdi apartman girişimizi, daha doğrusu evin girişi bu. Bu şekilde yapıyoruz. Buraya yeni yapmıştık. Burası kurudu zaten. Taş görünümlü oluyor. Burayı da yeni yapıyoruz. Daha şöyle uzaktan göstereyim. Bu aşağılara bant çektik. Buralara da alçı sürüyoruz. Ondan sonra biraz şekil veriyoruz. Sonra da bu bantları çıkarıyoruz. Burayı da düz yaptık. Düz alçıyı sürdük. Ondan sonra fırçayla bu şekilde şekiller verdik. Yine en son halinde çekeceğim. Şimdi bu alçıyı sürdükten sonra elimizle böyle bir desen verelim. Bu şekilde. Şuraları düzeltelim. Bantlar çıkmaması lazım. Ona dikkat edelim. Böyle dokunuyorsunuz ve desen oluyor. Biz de bunları açıkçası YouTube'da falan görmüştük. Soranlar oldu. O yüzden biz de böyle bir video çekiyoruz. Birazdan birazcık kuruyunca bantları çıkaracağız. Şimdi biraz kurudu. Bantlarımızı da şöyle deneyelim. Evet, çıkıyor. Şurası düştü galiba. Bakayım.
kalın sürünce olduğu gibi düşüyor anlaşılan. Bu kadar kalın sürmenize gerek yok. Normalde çünkü biraz kurudu şu an ama çok kalın olunca olduğu gibi düşüyor yani. Bu şekilde göstereyim. Düzeltmeleri yapacağım şimdi. Şunu da alayım. Sonra ben devam edeyim. Evet, çok kalın oldu bu sefer. Bakalım bu işin içinden nasıl çıkacağız? Oo. Tamam, son halini yine ben çekeceğim. Kapatabiliriz. Evet, şimdi bitti. Son halini gösteriyorum. Normalde 3. katta oturuyoruz ama kot farkı olduğu için yüksek giriş arkadan. Burayı yeni yaptığımız için henüz kurumadı. Burası böyle ve böyle. Güzel oldu. Daha henüz kurumadı. O yüzden rengi böyle biraz. Şuradan şöyle yine göstereyim. Evet, burayı da yaptık. Kuruyunca rengi yine beyaza dönecek. Burayı biraz daha kalın yaptık. Daha böyle taş görünümlü oldu. Evet, şimdilik bu kadar.